Merhaba arkadaşlar, Jacobant Tilki ile gündemin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuzu bugün biliyorsunuz, Eren Aksoyoğlu kendisi, Gelecek için Biz hareketinden. Hoş geldiniz Eren Hocam, nasılsınız? Selamlar, iyi günler. Bugün kısa bir gündem değineceğiz arkadaşlar. İşte Cihaner ne yapmış, diğer aktörler ne yapmış CHP'deki. Ondan sonra da biraz bu Filistin olayı üzerinden sosyal demokrasinin hani yaşadığı bir sıkıntı olan Amerika'ya endekslenme, sermayeye endekslenme, kapitalizme endekslenme. Bunlar üzerinden konuşmayı planlıyoruz. Hocam ilk olarak şunu söyler misiniz? Durum nedir? Özellikle Cihaner açısından. Cihaner açısından ilerliyor süreç. Çünkü işte bir kamuoyunda sıklıkla işte iki adaylı bir kongre görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Böyle sürekli bir karşıt bir atışma hali var falan. İşte en son anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya davet etmiş olması, orada bir yumuşama eğilimi beraberinde tabii rol kapmalar vesaireler süreçler, ama Cihaner'in ve Örsan Öğmen'in bakış açısı perspektifiyle başka bir eksen daha kuruluyor. Çünkü buradaki esas eksen, yani ana akım eksen diyelim, işte genel merkezciler, değişimciler, bir kadro değişikliği. Yani işte daha önce genel merkezde siyasi yapanların bir bölümü aynı zamanda İBB ile taraf olup işte buradaki yönetimi değiştiren gibi bir bakış açısı. Diğeri de işte daha o boşalan kadro ile beraber işte alttan başka insanların yukarı doğru yürüyeceği bir tek eksenli bir siyaset vardı. Ama Cihaner'in varlığı, İlhan Cihaner'in varlığı, bir tarafta Örsen Öğmen'in varlığı derken o yeni eksen biraz daha çölü kurdu, alternatif eksen. İşte yönetici elit ve kadrolar, yönetici elit ve örgüt üyeler, yönetici elitin tamamen tasfiye edilmesi gerektiği ve dolayısıyla buradaki örgütün, örgütsel dinamiklerin daha fazla şeyi, CHP daha fazla rol almasını sağlamak üzerine bir siyaset yapma tarzı vardı. Bunun bir aksiyonu var enteresan şekilde. Yani belki daha ana akımlaşmamış ama alternatifi itibariyle insanların alkış topluyor bu. Yani bir evet, burada bir sorun var. Bu sorun yapısal, aynı zamanda yönetici elitle ilgili. Yönetici elit hangi tarafta olursa olsun, yani genel merkezden de olsa, değişimlerden de olsa, bu yönetici elitin siyaset yapma tarzı beraberinde bizi içten içe çürütüyor perspektifinin. İşte bunun rantla ilişkisi, aynı zamanda işte etnik veya mezhepsel siyaset ilişkileri, benzer şekilde o işte o yönetici elitin bütün koltukları bir şekilde tutuyor olması, bunun getirdiği yükler, bir takım yükler beraberinde alternatif siyaseti coşturdu, altını kabarttı veya işte bir şekilde geniş kesimlerde kısmen de olsa bir karşılık bulmasını sağladı. Bu delegeye de yansıdı. Yani bir yansıması var. Ama şöyle bir sorun geriden beridir CHP'de hep var. İşte bu delegelerin mahalleden itibaren yazılıyor olması, mahalle, ilçe, il ve kurultay süreçlerinde yazılıyor olması beraberinde ister istemez oradaki baskın kadroların, ekiplerin yazarak geldiği bir süreci de beraberine getirdi. Yani mahallesinde, ilçesinde, ilçesinde, dolayısıyla kurultayda sizde olur gibi bir yere çıktı kapı. Daha önce bunun yükünü fazla yaşadı CHP'de, işte aday olmak isteyenler, alternatif ekipler vesaire. Bu sefer o yük biraz daha dağılmış gibi görünüyor. Çünkü iki ekip çatışıyor. Yani işte hem genel merkezin bir taraftan bir baskısı var, bir taraftan Özgür Özel ekibinin de benzer şekilde o eski yönetici tayfanın o süreçleri çok iyi bilen, kotarabilen, tırnak içerisinde bunun uyanıklığını çok iyi bilen kadronun şu anda Özgür Özel'le beraber olması. Buradaki belediye destekleri şüphesiz. Yani bir tarafta İBB, bir tarafta diğer 10 büyükşehir belediyesi. Bunların destekleri, bunların pozisyonları beraberinde işte o baskıyı da biraz bir miktar dağıtmış oldu alternatif olması açısından. Ve Cihaner'in bu konuda geçen kongreye göre eli daha rahat. Dolayısıyla o imza süreci devam ediyor. Bildiğim kadarıyla imza vermeyen çok insan halihazırda, son haftaya kadar izleyen insanlar da var. Yani bu 1200 delegenin tamamı genel merkez veya Özgür Özel ekipleri, değişimciler tarafından yazılmış, çizilmiş insanlar değil. Onun dışında bir alternatif de var. Örsen Öğmen'in zannederim biraz daha az imzası var. Öyle biliyorum. Dolayısıyla buradaki kritik şu: 69'u geçer mi, geçmez mi? Yani 69 imzayı bulur mu, İlhan Cihaner bulamaz mı gibi bir süreç kendini getirir. Çünkü son haftaya girdiğimizde kaçınılmaz olarak imza verenler de bir süre sonra belirli sebeplerden dolayı imzalarını geri çekmek zorunda kalabiliyorlar. Bu hep bir ihtimal dahilinde, ama şu anda gördüğüm kadarıyla süreç iyi ilerliyor. Yani öyle bir sıkıntılı bir durum yok. Kamuoyunda İlhan Cihaner'in rahatlıkla kurultaya gireceğini, yani aday olabileceğini de konuşuyor bir taraftan. Dolayısıyla bunu konuşuyor olmak zaten halihazırda psikolojik bir
rahatlama da getirir kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla ben yani hatta 69'da sınırlı kalmayacağını, üzerinde bulacağını ve Kurtlar Salonu'na gideceğini düşünüyorum gençlere. Peki şeyden bahsetmiştiniz. İlk başta işte aslında Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar Özgür Özel aday olsa da Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği tarafla Kılıçdaroğlu'nun arasında bir karşılaşma gibi görüldüğünü, kurultay sürecini bahsettiniz. Ama sanırım özellikle de halktan gelen tepkiler ve işte Öymen'in ve Ciğener'in adaylığıyla beraber en azından Ekrem İmamoğlu cephesinde biraz daha kendilerini biz laikiz, biz işte efendim Cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Hani CHP'de uzun bir süredir öyle düzgün bir şekilde konuşulmayan değerlerin savunucusu olarak kendilerini ortaya koyma ihtiyacı hissettiler. Bu onların bu tutumlarında sizce sizin rolünüz ne kadar gelecek için biz olarak ve bu nereye varır? İki tane bence şeyi var, açıklama yapılabilir. Birincisi, CHP'de hep böyle olur. Yani şu olur, bir sarkaç gibidir CHP'nin siyaseti. Seçim zamanları sağa doğru salınır. Kongre zamanları ise sola doğru, yani örgütlere ve işte bu dinamiklere, solculuk, laiklik, cumhuriyetçilik gibi daha örgütün hoşuna gidecek bir yere savrulur. Bu doğaldır ama bunun belirli bir aşamada durduğunu görmüştük şimdiye kadar. Yani çok da bir devasa bir o tarafa doğru savrulma değil. Sarkaç'a doğru gitmezdi ama Cihaner'le beraber Cihaner'in pozisyonu, ilk reaksiyonu İsmail Küçükkaya'nın programında, Halk TV'de verdiği reaksiyonla beraber bu sınırları, yani ideolojik bağlamı beraberinde konuşulacak her bir maddenin, chapter'ın sınırlarını Cihaner çizmiş oldu. Yani işte kayıt içi siyasetten danışmanlar siyasetine, yetkili organlarla karar almamaktan, sosyal demokrat bir perspektife geçmemiz gerektiğine dair buna benzer bütün süreçleri, bütün başlıkları Cihaner attı. Daha sonra diğer isimler bu Cihaner'in söylediklerinin bir şekilde peşinden geldiler. Çünkü halihazırda gitmekte olan Sarkaç'a destek oldu Cihaner ve daha da o Sarkaç şimdi sola doğru böyle gidiyor. Bunun karşılığında da tabii Cihaner o kamuoyundan da desteği görmüş oldu. Yani belirleyici olan desteği görmüş oldu. Çünkü Cihaner'e getirilen eleştiriler çoğunlukla şuydu. Yani bir perspektif var, bakış açısı var ama bu çok marjinal, radikal. Aslına bakarsan bu üretilen bir şey. Yani ne marjinal ne de radikal. Ama zaman içerisinde aslında makul olanın bu olduğu icat edilmiş oldu kamuoyu tarafından ve daha önce verilmeyen hak şimdi verilmiş oldu. Ama bir bahane var. Her zaman bir Cihaner'e karşı daima üretilen bir bahane vardır. Geçen sefer o şuydu. Salona girdiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu salona girdiğinde Cihaner ayağa kalkmadı bahanesi vardı. O 2 sene boyunca sürekli bahane edilen böyle bir eleştiriydi. Sürekli üretilen bir eleştiriydi. Çünkü Atatürk'ün temsilcisi, Atatürk'ün elçisi salona girdiği hiç zaman ayağa kalktı ve bu da CHP kültürüdür falan gibi son derece anlamsız, hiçbir yere basmayan, bence lüzumsuz bir eleştiriydi bu. Bahaneydi. Şimdi yeni bahane çoğunlukla gördüğüm kadarıyla şu oluyor. Biz sizi çok seviyoruz. Çok değerli buluyoruz. Bundan 2 hafta önce arasaydınız imzamız sizinle ama biz Özgür Özel'e veya Kemal Kılıçdaroğlu'na imzayı verdik. Ben biliyorum ki 2 hafta değil 2 ay önce arasaydı İlhan Cihaner yine bu sefer de bir söz verdik. İşte ondan 2 ay önce arasaydı ama biz kurultay delegesi değiliz ki öyle bir şey de düşünmüyor. Yani her zaman bir bahane var. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu bence siyaset yapmanın argümanlarından biri haline getirilmeye çalışılıyor. Yani dolayısıyla bu sevginin karın doyurmadığı siyasetten çok açık. Yani sevmekten daha fazlasını yapmak gerekiyor. Hatta bence sevgi siyasetin içerisinde bir sayık bile değil. Yani olmaması gereken bir durum. Yani birisini severek siyaset yapmak, umut ederek siyaset yapmak, nefret ederek siyaset yapmak gibi süreçlerin siyasetin içerisinde bir yerde bulunmaması icap eder. Rasyonel olanı tercih etmeye icap eder. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kurultay sürecine aylar öncesine, yani o seçimden hemen sonra neredeyse kurultay yapıldığı takdirde Ekrem İmamoğlu cephesinden birisinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İlhan Cihaner'in ve büyük ihtimalle işte Örsün Öğmen gibi bir figürün daha aday olacağını herkes biliyordu zaten. Yani bu gizli bir şey değildi. Herkesin bildiği, tahmin ettiği, CHP'de delege olacak insanların da 3 aşağı 5 yukarı bildiği bir süreçti. Ama öyle değilmiş gibi yapmak siyasi argüman haline geldi maalesef. Ben onu bir kaçış ya da tatlı bir kuytu olarak değerlendiriyorum. İnsanlar o kuytuda siyaset yapmayı maalesef çok seviyorlar. Anlıyorum. Şimdi işlerin sizin için iyi gittiğini duyduğuma sevindim.
Umarım öyle de devam eder. Şimdi bir yayının da önemli konusu olan, asıl konusu olan bir sosyal demokrasinin 21. yüzyıldaki hali, pratikleri ve uluslararası anlamdaki bir durumuna geleceğim. Şimdi hepimiz biliyoruz aslında sosyal demokrasi dediğimiz şey sosyalist temelli bir şekilde ortaya çıkmış. İşte Marx'la, işte Lenin'le olan sonraki işte bu ayrımlar, düşünceler. Ama özellikle 80'lerden sonra şöyle bir şey tecrübe ediyoruz. Bu Thatcher ve Reagan etkisiyle beraber. Bu hele hele Sovyetlerin dağılmasından sonra daha da hızlanıyor. Sosyal demokrasi aslında sadece rengi hafiften kırmızı olan bir liberal, neoliberal bir ideoloji haline gelmiş durumda. Ve bunun da işte en acı verici örneğini Filistin olayında gördük. Çünkü zaten Avrupalıların Filistin olayına karşı pek bir yumuşaklığı yoktu. Oldukça Avrupalı saiklerle davranıyorlardı. İkinci olay da örneğin Irak Savaşı. Örneğin hatırlanıyordur. George Bush Irak Savaşı ilan ettiği zaman ona eşlik eden İngiltere'de Tony Blair'in Sosyal Demokrat Hareketi vardı. Şimdi bu yani normalde işçi hakları, demokrasi, efendim söyleyeyim yaşama hakkı diye ortaya çıkan ve nispeten daha barışçıl politika güden bir sosyal demokrasi. Ne oldu da günün sonunda işte Filistinliler ölsün zaten işte renkli insanlar, Irak'ta savaşa girelim, silah varsa da yoksa da önemli değil. Hani A noktasından B noktasına nasıl vardık acaba? Tabii şüphesiz bir tarihsel ayrım sosyal demokrasi. Yani neden sosyalist hattan genel hatlarıyla başlangıç ayrılıyor? Çünkü bir parlamenter demokrasi içerisinde temsiliyet elde etme süreciyle ayrılıyor. Buraya kadar çok makul ve anlaşılabilir bir ayrım. Çünkü yine sosyalizmin doğduğu süreç gibi işçi sınıfı mücadelesi içerisinde. Yani onun üzerine bütün ayaklarla basan bir mücadele olarak doğuyor. Ama o tarihten itibaren özellikle Almanya deneyimiyle beraber işte Bernsteinci, Kautsky'ci Almanya deneyimiyle beraber orada ayrışıyor artık. Çünkü ilk büyük çatışma işçilerin haklarının devrime kurban edilmemesi üzerine bir perspektifle getiriyor beraber. Yani burada çok temel bir çatışma var. Çünkü devrim gibi çok büyük, köklü bir dönüşümü engelleyen ve bütün tarihsel süreç boyunca yaptıklarıyla engelleme çabasını arttıran bir görüntü içerisine giriyor sosyal demokrasi. Ki bu eleştiri günümüzde belki hiçbir karşılığı olmayan ama tarihsel süreçler içerisinde karşılığı olan bir eleştiri. Hakikaten böyle bir zaman zaman farklı coğrafyalarda sorun çıkarmış bir perspektife dayalı. Çünkü İspanya'da Gal örneği var örneği. Yani kontrgerillerle beraber insanları öldürmek sosyal demokrasinin bir harcı. İşte Almanya'daki savaş yanlısı tutup benzer şekilde İngiltere'deki Fabianci sosyal demokrasinin savaş yanlısı tutup Irak'taki pozisyonu falan. Buna benzer pek çok coğrafyada pek çok kirli iş yapılıyor aslına bakarsan. Dolayısıyla bunlar sosyalist perspektif açısından çok değerli eleştiriler getiriyor. Bu buraya kadar doğru ama bazı coğrafyalarda böyle değil süreç. Çünkü bizimki gibi bizim sosyal demokrasi deneyimimiz daha çok bir şekilde bağımsızlıkçı mücadelenin içerisinden gelir. Yani kökleri orada olan daha sonra bunun üzerine şekillenmiş bir artık doktrin yeterli olmayınca Kemalist doktrin belirli aşamalarda belirli okumaları yaparken yeterli olmadığı takdirde bir şekilde sosyal demokrasi nüvesini oraya yerleştirmek buradan da bir doktrini güçlendirmeye çalışmak ya da doktrini kenara koyup biraz da ideoloji haline getirmeye çalışmak gibi perspektif de zaman içerisinde gelişmiş. Bu konuda başlangıçta İsmet İnönü'nün daha sonra Ecevit'in perspektifleri meşhur. Tabii Ecevit'in daha sonra bir yol ayrımına uğruyor yani demokratik sol asla sosyal demokrasiye yana gelebilecek çok başka bir perspektif. İşte SHP deneyimiyle beraber tap yapıyor, zirveye oturuyor ve hala kanaatimce bugün bir karşılığı var sosyal demokrasinin. Yani sahada olmasa dahi insanların zihninde bir karşılığı var. Ama ben geri döneyim işte Almanya deneyimine. Bu beraberine zaman içerisinde bizim ikinci yol diye tabir ettiğimiz sosyal demokrasiyi erite erite sağından solundan buduya buduya artık üçüncü yola daha piyasacı bir bakış açısına getiriyor. Çünkü işçi sınıfı da benzer şekilde dönüşüyor. Yani işçi sınıfı her coğrafyada bir takım dönüşümlere tabi oluyor. Kapitalist üretim ilişkisi içerisinde talepleri, istekleri, pozisyonları değişiyor. Ve beraberinde işte bir beyaz yakanın inşa edilmesi, orta sınıfların benzer şekilde inşa edilmesi, süreçlerin tamamı bizi ister istemez sosyal demokrasiyi üçüncü yola getiriyor. Çünkü artık orta sınıflarında benzer şekilde alt sınıflarında bir sınıf atlama isteği, talebi ortaya çıkıyor. Yani biz doğrudan ideolojiyi sadece bir altyapı, üst yapı ilişkisi üzerine okumayı bırakıp, sosyal demokratlar için söylüyorum bunu, buradan okumayı bırakıp artık bir istek, arzu, bir ego meselesi haline getirerek bambaşka süreçlerden, yani ekonomi, politik okurken dahi bunu ister istemez sosyal ve kültürel süreçler üzerinden okumaya başlıyoruz.
Bu beraberinde işte bir de sosyal demokrasi maalesef piyasa karşısında sadece piyasanın sorunlarını çözen, daha etkileyen, sahada etkin olmayan, kısmen beyaz yakalılar arasında daha güçlü, işte plaza işçisi arasında daha güçlü ya da bankacı, sigortacı arasında daha güçlü ama alt sınıflara doğru gittikçe o kültürel, sosyal kollardan dolayı daha zayıf hale getiren bir yere getiriyor. İşte biz bunu 90'lara kadar aslına bakarsan yaşadık. 90'larla beraber, özellikle SFP'nin Türkiye'deki çözülüşüyle beraber çok enteresan bir durumdur bu. SFP'ye oy veren alt sınıflar, orta sınıflar aynı kalıyor. Orta sınıflar hala o sosyal demokrat pratiği bir şekilde sürdürmeye başlıyor. Atatürk gibi nosyonlar üzerinden sürdürmeye başlıyor şüphesiz ama yoksul mahallelerdeki çözülme beraberinde AKP'yi iktidara getirdi ki o yoksul mahallelerdeki çözülme aslına bakarsan SFP seçmenlerini bir süre sonra Refah Partisi'ne götürdü. Ne kadar iki uç gibi görünen iki parti aslına bakarsan sistem dışından geldi. Şimdi düzen karşıtlığı üzerinden bir okumayla daha önce SFP'ye oy verenler daha sonra Refah Partisi'ne oy vermeye başladılar. Öyle bir süreç yaşandı. Ben Ankara'dan örnek vereyim. Altındağ gibi, Keçiören gibi, Mamak gibi yerlerde yaşandı. Yoksul mahallelerin olduğu yerlerde yaşandı bütün bunlar. Beraberinde sosyal demokrasi bütün o politik iddiasını artık sürdüremez noktaya geldi. Çünkü her şeye rağmen ideolojinin yeniden üretimi çabasına ihtiyaç var. Yani bir CHP'nin özgün koşulu şüphesiz. İşte biz de o noktaya götürdük. Neden? Çünkü CHP bağımsızlıkçı bir parti olduğu için diğer sosyal demokrat partiler ve SPD'den veya Labour'dan buna benzer yerlerden ayrıştı. Tek en önemli kritik burası bence. Türkiye'yi kuran parti olduğu için ister istemez köklerine dönmek, merkeze oturmak gibi taleplerle siyaset yapmaya başladı ve sosyal demokrasi ikinci duruma geçmeye başladı. İşte her coğrafyada bunu farklı şekillerde görüyoruz. SPD örneğin Almanya'daki özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan, Soğuk Savaş sürecinden sonra ortaya çıkan dönemde bir şekilde oradaki Alman istihbaratının araçlarından biri haline geldi. Dolayısıyla çok özgün bir siyaset yapması mümkün olmadı SPD'nin. Hatta Marx'ın partisi olmasına rağmen, yani Marx'ın evinin anahtarını elinde tutuyor olmasına rağmen oldu bu. Labour benzer şekilde Fabian köklerden geldiği için muhafazakar İngiliz toplumu içerisinde işte daha böyle catch-all parti, yani yakala al partisi gibi bir görüntü içerisine girmeye başladı. Şimdi İskandinav ülkeleri refah devleti üzerine kurulu yapı kapitalist üretim süreçleriyle mücadele edemeyeceği için sadece onlara başka bir İskandinav solu orada yarattı. Dolayısıyla anayasal süreçleri çok zorladı İskandinav solu ama hiçbir zaman işçi sınıfı arasında çok güçlü değildi. Onun yerine işte orta sınıf onun için çok yeterli oldu. Çünkü İskandinav ülkelerinde de zaten hani neredeyse Türkiye şartlarına göre mavi yakalılar beyaz yakalarla aynı pozisyonda olan yerdelerdi. Her gittiği coğrafyada farklı şekilde ağırlandı. Örneğin işte benzer şekilde Yunanistan'daki Sosyal Demokrat Parti'nin Helenistik özellikleri olması gibi. Benzer bir durum bizim için de geçerli. Bizde de çok milliyetçi öğeler öndedir. Buna benzer süreçler beraberinde bizi ister istemez sosyal demokrasinin dış politik perspektifini de zayıf bıraktı. Yani işte İngiltere'deki Labour Parti'nin bunun tabii bir sürü sebebi var ama ilk aklıma gelen oldu. Labour Parti'nin Irak Savaşı'nı desteklemesi gibi. Benzer şekilde SPD'nin şu anda doğrudan İsrail'deki Netanyahu hükümetini desteklemesi gibi. İşte Türkiye'de sosyal demokrat vardı bu konuda daha steril ama Türkiye'deki Sosyal Demokrat Parti aksiyon alacak bir yerde değil. Yani maalesef öyle bir çok aktif etkin bir dış politikası yok. Hatta kanaatimce tarihsel olarak Ecevit'in demokratik solunun Kıbrıs'ta başarılı olmasının ana nedenlerinden bir tanesi demokratik solun bir doktrin olarak sosyal demokrasinin ayrışıyor olmasıdır. Çünkü doğrudan Ecevit'in kafasının içerisinde gezen argümanların birliğidir demokratik sol. Yani çok böyle sahada olan aynı zamanda dış politik anlamda söylüyorum. Sahada olan aynı zamanda bütün alanı işte teorisiyle zapt eden aynı zamanda o teoriyle beraber geniş kamuoyunda yankı bulmak için o teoriyi derinleştiren bir yerden bakmıyor demokratik sol. Demokratik sol o anlamda dış politik anlamında Ecevit'in sözlerini, Ecevit'in yapmak istediklerinin bir karşılığı sadece. Dolayısıyla Kıbrıs'ın ki Türkiye'nin toprak genişletme politikasının tek somut karşılığıdır Ecevit. Ecevit'in Kıbrıs'ı bir şekilde işte bir kısmını alıyor olması Türkiye'nin lehine. Dolayısıyla bu perspektifte sosyal demokrasiye uyan, tırnak içerisinde yakışan, tırnak içerisinde sosyal demokrasinin içselleştireceği politika haline gelmedi. Gelemedi çünkü o demokratik solarını çoktan zaten yapılmıştı. Biz en son sosyal demokrat dış politika açısından İsmail Cem pratiğine gidiyoruz. İsmail Cem'den sonrası yok bizde. Yani o da çok sınırlı bir süre. Daha barışa dayalı,
Benzer şekilde işte Yunanistan'la özellikle sorun istemeyen, doğudaki komşularla sorun istemeyen bir perspektif. Yani yıllar içerisinde özellikle işte Kemalist kuşağın, erken Cumhuriyet kuşağının o çok dengeye dayanan politikası, daha sonraki yıllarda proaktifleşen dengeye dayanan politika Ecevit'le beraber daha sonraki yıllarda siyasal İslamcılara terk edildi. Yani şu anda çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosundaki pek çok kişi ya da CHP'nin siyasi içerisindeki pek çok kişi yıllardır Filistin'de bir seçim bile yapılmadığını, dolayısıyla Hamas'ın meşru bir hükümet olmadığını bile bilmiyordur. Yani burayla ilgili bir farkındalığı dahi, yani bırakın okumasını, bir farkındalığı dahi yoktur. Bu zaman içerisinde terk edildi, öyle bir noktaya geldi ki artık üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümündeki hocalar dahi Türkiye'de merkez sağ veya siyasal İslamcılar tarafından atanan hocalar olduğu için bir sosyal demokrat uluslararası ilişkiler hocasının, genç bir akademisyenin, herhangi bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümüne eğer CHP'liyse ya da sosyal demokrat ya da solcuysa atanması mümkünatı olmuyor işte. Öyle bir, o kadar geride bir yerde şu anda sosyal demokrat politika ve buradan şüphesiz yurtta sulh, başta sulh ilkesi dışında hiçbir şey ikinci bir argümanla çıkmıyor. Yani şunu söyleyemiyoruz. Bir İHA SİHA politikası var hükümetin. Örneğin İHA SİHA satacak kadar böyle bir elini açtığı damat tarafından yapılan bir iş var ve buraya dair bir aktif bir çaba bile yok. Yani sadece herkes Selçuk Bayraktar'ı çok sevdiğini falan söylüyor. Yine işte maalesef girmemesi gereken bir sevgi sayı devreye girmiş oluyor. Peki şimdi şöyle bir durum var. Şimdi 21. yüzyılda belki de bu sosyal demokrasinin gittiği gidişatı değiştirmeye çalışan en önemli isimlerden birisi Jeremy Corbyn'dir. Evet. Ama ne yazık ki kendisi partisinden işte sen Hamas destekçisisin, antisemitsin diye bariz bir komployla indirildi. İstediği değişimi yapamadı ve şu anki Labour partisi de eski kodlarına, yani daha doğrusu Thatcher sonrası Tony Blair kodlarına geri dönmüş gibi duruyor. Peki hani böyle bir dünyada, özellikle de hani siz de GNR'in yaşadığı sıkıntıları birinci elden bilen birisisiniz. Hani böyle bir şeyi tekrar kazanmak, tekrar düzeltmek olası bir proje gibi geliyor mu size? Aslında olası, aslında zorunlu. Aslında dünyada özellikle Batı Avrupa eksenli burjuvazi dahi o değişimi talep ediyor, istiyor ve bu işte hem kapitalist üretim ilişkisi hem onun neoliberal karşılığı hem bir taraftan bütün pazarları neredeyse açıyor olmak, açık tutuyor olmak, bunu yasalar aracılığıyla yapıyor olmak gibi süreçler, neoliberal süreçler aslına bakarsan toplumun dinamikleri açısından son derece zararlı ve bir taraftan yani bir grup kapitalisti ayırıyorum, geriye kalan bütün ilerici dinamikler açısından da belirli bir zararı var. Yani sosyal demokrat bir siyasi içerisinden söylemek gerekirse burjuvaziye dahi zararı var. Yani dolayısıyla bu artık beraberliği örneğin bir güvenlik politikası getiremiyor. Yani şunu söyleyelim. Opel fabrikası Almanya'dan Polonya'ya taşındığında Avrupa'da vize serbestisi vardı bu olduğunda. Sermaye akışken sermaye gidebiliyor. Bir de buna karşı yasalar var. Yasalar diyor ki birisini işten çıkardığı zaman tazminat vermek zorundasın. Almanya'daki yasalar da bu arada bunu söylüyor. Opel fabrikası şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben fabrikayı kapatmıyorum. Fabrikayı Almanya'dan Polonya'ya taşıyorum. Almanya'daki çalışanlarım Polonya'ya gelip çalışabilirler. Vize serbestisi var. Ama Almanya'daki pek çok yerleşik Opel fabrikası çalışanı Almanya'dan Polonya'ya gidemiyor. Dolayısıyla işi bırakmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Opel fabrikası bir tazminat ödemek zorunda kalmıyor. Şimdi içinde bulunduğumuz düzen buna nasıl bir çare üretiyor? Üretemiyor. Buna benzer çok fazla örnek var. Belki dijitalde daha fazla örnek var. Dijitaldeki big data, büyük veri toplama süreçleri de buna benzer bir yığın sorunu da beraberine getirir. Şimdi buna karşı bir sosyal demokratik hattın buna benzer binlerce parça soruna çözüm üretmesi gerekiyor. Çünkü günün sonunda insanlar bunu tercih edecekler. Yani sosyal demokrat bir politika bütün bu çözümü üretirse insanlar dönüp sonra buraya oy vermeye başlayacaklar değil mi? Bu tarafı tercih edecekler, bu tarafla iş yapacaklar vesaire. Ama tüm süreçler yaşanmıyor. Sosyal demokrat politika bu anlamda çok geride kalıyor ve Jeremy Corbyn'in benzer şekilde işte belki Sanders'ın, benzer şekilde İlhan Cener'in müdahale etmek istediği bu yeni alanlar buralar. Yani bir süreç şu şekilde ilerlemiyor ki. Bir Avrupa Birliği kurdunuz, vize serbestisi var. Şimdi herkes turistik seyahat yapsın.
Böyle değil. Yani aynı zamanda bu sermaye kadar emeğin de serbest ulaşımını sağlayan bir süreç değil mi? Aynı zamanda o ulaşım hakkı beraberinde, ulaşım özgürlüğü beraberinde ulaşımı da getirmeli. Ama cebinizde para yoksa, yani ulaşım özgürlüğü veya hakkı cebinizdeyse ama cebinizde para yoksa ulaşımı gerçekleştiremezsiniz. Buna benzer sorunlar var. Dolayısıyla ulaşım hakkının hiçbir önemi kalmaz sizin açınızdan. Eğer gerçekleştiremiyorsanız o hakkı. Cebinizde vize varsa ama bir yere gidemiyorsanız vizenin ne önemi vardır? Buna benzer süreçlerin tamamına yönelik, yani alt sınıfların, orta sınıfların sorunlarını çözmeye yönelik pek çok politika geliştirdi insanlar, bu insanlar. Ama bu şekilde çöpe atılmaya başarıldı, çalışıldı. Düzenin sahipleri şüphesiz bunu değiştirmeyi istemezler. Düzenin başında duran insanlar ya da düzenin sağında sonunda köşe başlarında duran insanlar şüphesiz bu menfaati yok etmek istemezler. Ama dünyadaki bütün ilerici güçler bir şekilde bunu değiştirmek için bir mücadele içerisine giriyorlar yavaş yavaş. Bu şekillenecek zamanla. Buna Türkiye'den el vermenin de bir yolu yöntemi var. Ben şeye çok inanmıyorum bu arada. Yani bir ya dünya konjonktürü çok uygun değil. Dolayısıyla bu tarz bir isim Türkiye'de yönetmemeli kısmına çok inanmıyorum. Çünkü günün sonunda Türkiye dünyanın içerisinde yeri olan bir ülke. Yani dünya konjonktürü uygun değilse biz dünya konjonktürü oluşturalım beraber. Yani burada çok edilgen bir role bürünüyor olmanın, ya dünyada sol ayaklanmıyor, ayak kalkmıyor, işçi sınıfı bir şey yapmıyor, orta sınıflar bir şey yapmıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de yansıdığı için Türkiye'de sol güçlenmiyor gibi bir bakış açısını tersine çevirecek bir mekanizmaya da ihtiyaç var. Çünkü örneğin Yunanistan solunu niye bizi etkilesin ki? Biz Yunanistan solunu etkileyelim. Yani bir seferinde de ya desinler ki Türkiye'de sol iktidara geldi, çok güçlü şekilde iktidara geldi, bütün dinamikleri değiştirdi, süreçleri değiştirdi. Şimdi benzer bir şey Yunanistan'da yapabilir desinler mesela. Yunanistan basında böyle bir şey okuyalım örneğin. Daha iyi olmaz mı? Neden bu edildi yani? Onu çok anlayamıyorum. Dolayısıyla bence bu süreçler yavaş yavaş şekillenecek ve dünyada yine Sosyal Demokrat Partisi'ne söylüyorum. Burjuvazinin bir bölümü dahil olmak üzere ileri dinamiklerin tamamı bu süreçte heyecanlanacaklar. Yani Corbyn bunun denemelerinden bir tanesiydi. Olmadı. Olmamasının yerel sebepleri var. İngiltere ile ilgili sebepleri var. Çünkü İngiliz toplumu çok muhafazakar bir toplum. Ama oy toplamlarına bakıyoruz örneğin. Corbyn'in oy aldığı yerlerin önemli bölümü genç nüfus. Yani bu ne anlama geliyor? Bu genç nüfus büyüdüğünde ve yaşlı nüfusu artık oradan yavaş yavaş elendiğinde Corbyn'in aldığı karşılık daha yüksek olacak anlamına geliyor. Corbyn o siyaseti üretmeye devam ederse. Buna benzer sorunlar var. Ama bence bu zamanının gelmesini beklemeden bir şekilde bu süreçleri zorlamaya ihtiyaç var. Bunun için Türkiye üzerinde de bir sosyal demokrasiye ihtiyaç var. Yani tarihin bu döneminde şöyle işte çok katılmam. Türkiye üzerinde çok katılmam. Sosyalist bir devrim olacak ya da sosyalist bir süreç gelişecek, büyüyecek, karşılık bulacak da ama düzen bir sosyal demokratik alternatif getirip önümüze dayattı. Türkiye'de de buna çok katılmıyorum. Çünkü sosyal demokratlar da özgün şekilde bir çıkış yolu arıyorlar ve bunu çok uzun süreden beri ilk kez soldan arıyorlar. Yani sosyal demokrasiyi de soldan aşabilecek türde bir yeni bir sosyal demokrat sürecin üretimine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz zaten. Yoksa bu tek başına işte klasik ya işte kapitalizm kötü ama işte kapitalizm dışında bir sistem yok. Dolayısıyla biz bunun sorunlarını gideriz, yola devam ederiz gibi bir perspektif içermiyor. Daha fazlasını içeriyor. O yüzden bence aklı başında ya da bu süreçlere kafa yoran herkesin bir şekilde bu sürece destek olması gerekiyor. Bu tek başına CHP kurultayı ile ilgili bir süreçte değil yani. Diyelim ki İlhan Güyener ya da o perspektif bakış açısı bu insanlar bu süreçte etkili olamamış olsunlar. Bu hiçbir şey değişmez. Çünkü çok açık bir sistem sorgulamasına girişiyor buradaki o yeni sosyal demokrat perspektif. Ben bunu desteklenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Pardon. Şey demiştiniz hani hepsi olmasa da önemli bir miktardaki burjuvalarda aynı zamanda işlerin kendilerinin için iyi gitmediğini ve bunun bir şekilde sosyal demokrat pratiklerle çözümlenmesi gerektiğini düşünecek demiştiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burada burjuvaları aslında oldukça rasyonel aktörler olarak varsayıp bunun üzerinden hareket ediyoruz. Ama öte yandan baktığımızda örneğin Küba mevzusu var. Yani biliyorum çok küresel bir örnek olacak belki ama örneğin Küba'nın artık hani hiçbir şekilde işte dünyaya komünizm ihraç etme ya da işte Amerika'yı tehdit etme gibi bir olasılığı yok. Ama onlara uygulanan ambargo bir açıdan burjuvazinin bir takıntısını tekrar ortaya koymuyor mu? Yani evet. İklim krizi var. İklim krizi günün sonunda uzun vadede baktığımızda aynı şekilde sermaye sahiplerini de etkileyecek bir problem. Ama dönüp dolaşıp baktığımızda bu problemi çözmek için anlamlı çözüm önerileri getirmekten ellerinden geldiğince kaçınıyorlar. Sizin dediğiniz metot daha mantıklı olsa bile onlardan
onların bunu ne kadar kabul ettiğinden bahsedebiliriz. Çok kabulün orada çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Küba çok nadide bir örnek. Yani Amerika için de çok simgesel bir örnek. Vietnam'la ilgili bir sorun varken ortada. Küba ile ilgili o uzun soğuk savaşın yenilgiyle sonuç alması istemedikleri için orada çok büyük bir dinamik var Küba'ya karşı. Yani Küba aslına bakarsan büyük problem falan değil. Yani hani bir Sovyetler Birliği olmadı takdirde Küba'da bir füze krizi falan olmazdı. Yani günün sonunda da başka bir dinamik vardı. Dolayısıyla Küba'ya ayırıyorum o konuda. Ama diğer örneğe geleyim, işte iklim krizi gibi örneklerde şöyle sorunlar var. Doğru. Ama uluslararası sistemde yukarıda bir otorite olmadığı için bu sistemin, rejimin, düzenin değişimi çok zor. Yani bir hali hazırda şunu söylemeye çalışıyorum. İşte okyanusa çöp bırakıyorsunuz değil mi? İşte bir süre önce kabul edilmiş ve insanların işte büyük devletlerin oraya devasa bir kıta boyutunda çöp bıraktığı bir çöp alanı orası. Yani bir çöplük aslına bakarsa okyanusun o bölümü ve çöp bırakmaya devam ediyoruz. Bu düzen ne zaman değişir? Bu düzen yukarıda bir otorite olmadığı takdirde değişmez. Oraya çöp bırakmaya devam edersin. Mesela şöyle düşünelim. Dünyada plastiğin yapılmadığı bir gün olduğunu düşünebiliyor muyuz şu anda? Plastik üretilmeyen bir gün. Mümkün değil. İmkansız yani. Dünyada bir gün plastik üretilmese her şey, bütün dünya düzeni ters düz olur. Sadece bir günlük bir moladan bahsediyorum aslına bakarsan. Dolayısıyla bu düzenin değişilmesi sürecinde bütün dinamiklerin içe geçtiği, yukarıda bir otoritenin olmadığı, o kapitalist bütün üretim ilişkilerinin dolayısıyla üretim ilişkilerinin doğasının her şeyi şekillendiği bir dönemde bunu değiştirmek, dönüşmek tabii ki çok zor. Aynı zamanda burjuvazi de benzer şekilde işçi sınıfı gibi sınıf sınıf kendi içinde ayrılıyor. Yani bunların da şüphesiz çok büyükleri, biraz daha işte küçük ölçekleri falan böyle bir yığın orada süreçler var. Öyle kolay işler değil. Dolayısıyla kanaatimce bence benim bahsettiğim şey biraz daha en büyükler değil. Yani daha ölçek olarak daha küçükler. Dolayısıyla onların güvenlik sorunları da var. Yani parayı kazanıyor olmak güvenliği beraberinde tam anlamıyla getirmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi son sorum şu olacak. Zizek'in bir anlatısı vardı. Tabii Zizek'in anlattığı düşünülürse gerçeklik payını da tartışmaya açmak lazım ama Zizek diyordu ki işte Willy Brandt Alman sosyal demokrasisinin önünde gelen isimlerinden ve Gorbaçov işte şeyden sonra bunların eskiye dayanan bir arkadaşlıkları varmış. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra işte Gorbaçov bunu ziyarete gitmiş. Brandt'ın kapısını çalmış ama Brandt kapıyı açma zahmetine bile girmemiş. Sonrasında bunun sebebi sorulduğunda da işte sen Sovyetler Birliği'ni ortadan kaldırdığın zaman aslında bizim yani sosyal demokrasinin var olma sebebini biraz ortadan kaldırdın demiş. Şimdi burada şeyden bahsettiniz. İlerici güçlerin aslında bu sosyal demokrat proje için ortaya gelmesinden, beraber bir kooperasyon olmasından bahsettiniz. Sizce örneğin bu özellikle tipin yaptığı başarı ve diğer işte TKP'dir, diğer sol partilerdir. Sizce sosyal demokrasinin özellikle Türkiye'de bu gruplarla iletişimi nasıl olmalı? Bir kasaba örneği vereyim. Küçük bir kasaba. Kasabada siyasi partiler çoğunlukla 2-3 binada toplanırlar. Küçük yerlerde küçük bir kent merkezi vardır. Oradan ufak bir cadde geçer. Ondan sonra orada bir ucuz bir binanın bütün katlarına tabelalar asılı olur. Bu tabelalar işte çok fazla sağ parti içerir. Kasaba yerlerinde daha çok işte sağ daha güçlü olduğu için falan. Bir Alevi muhiti değilse veya bir Kürt muhiti değilse genelde öyledir. İç Anadolu'da o şekilde olur. Orada işte Refah Partisi vardır. İşte AKP gibi bir parti vardır. Hatta Refah Partisi ikiye bölünmüştür. Saadet ve Yeniden Refah olur. Ondan sonra işte bütün sağ partileri sayabilirsin ama bir tane sol parti olur. O da çoğunlukla CHP olur. Şimdi kasaba esnafı, eşrafı için şöyle bir sorun devreye girer orada. Bütün bu partiler içerisinde bir tane sol parti varsa büyük ihtimalle buranın marjinali o sol partidir. Tek bir tabela. Ama bunların sayısı çoksa kasaba eşrafı oradakilerin hiçbirini marjinal, radikal veya terörist olarak ifade edemez. Çünkü aynı zamanda sağ parti sayısı kadar sol parti de vardır. Hiçbirine toz konduramaz, bir şey söyleyemez, karşı çıkamaz. Çünkü orada bir tabela sayısındaki o artış beraberinde meşru zeminde, siyaseti yapmanın meşru zeminde sağlar. Şimdi Türkiye tam olarak bu sorunun ortasında. Yani başka bir sosyal demokrat parti yok, tek bir sosyal demokrat parti var. Ama sosyalist partiler Türkiye'de görece küçük partiler olduğu için onlar pek çok yere tabelalarını asamazlar, büyüyemezler vesaire. Bence Brandt'ın anlattığı hikaye
bir kasaba ölçeğinde buraya tekabül eder. Yani o meşru zemini sağlamak için beraber siyaset yapma paritesi sergilemek. Her zaman yoldaş olmak zorunda değiliz. Her zaman birbirimizin arkasını kollamak zorunda değiliz. Ama bazı zamanlarda kaçınılmaz olarak birbirimizin arkasına dururuz, birbirimizi destekleriz, birbirimize selam veririz en kötü ihtimalle. Bunu yaptığımız takdirde Türkiye'de sol siyaset yükselir. Yani o yüzden tipin, benzer şekilde TKP'nin, benzer şekilde sol partinin, işte biraz daha sosyal demokrat kamuoyuna gelip CHP ile beraber belki başka sosyal demokrat partilerin birbirine selam veriyor olması o kasaba yaşantısı içerisindeki bütün meşru zemini kendinden yaratır işte. En büyük sorun Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında bir sosyal demokrata göre en büyük sorun sol hareketin bu anlamda bir zaafa uğramasıdır. Yani o beraberinde daha korunaksız bir dünya, daha korunaksız toplumsal yaşamlar, daha korunaksız siyaset getirir. Ki bence Sovyetler Birliği'nin yıkılmasındaki bizim açımızdan, sosyal demokratlar açısından en büyük sorun odur. Yani devrim bir ihtimal olarak durduğu takdirde, ortada durduğu takdirde arkasında siyaset yapacak devasa bir alan olur. Ama bu ihtimal ortadan kalktığında artık masanın ucunda ufacık bir yerinde siyaset yapmak zorunda kalırız. Türkiye'de hem buna benzer ütopik süreçleri, ütopik olarak değerlendirelim şimdilik, İtopik süreçlerin aynı zamanda sendikal hareketi, aynı zamanda toplumsal dinamikleri, aynı zamanda siyasetin dönüşümüne büyük bir etkisi oldu. Ben bu açılardan değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani meşru zeminin kendisi, siyaset yapacağımız zeminin kendisi ortadan kaybolur. Ve işte biz maalesef işte CHP'nin işte bugün içinde bulunduğu tartışmaları, sağcılaşma tartışmalarını dururken yaşarız. Yani kanaatimce Sovyetler Birliği yıkılmasından şu anda yaşadığımız tartışmalara kadar bu anlamda bir bağlam bile var. Tamamdır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geliyoruz. Eren Hocam eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Düşüncelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Çav çav.